Beyin Fırtınası TV'ye hoş geldiniz. Bugün harika bir konuğumuz var. Çok eğleneceğiz. Oyunları konuşacağız, e-sporu konuşacağız, müziği konuşacağız. Hadi başlayalım. Birol hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün bir rockstar'la birlikteyiz. Uzun zamandır beklediğim an diyebiliriz. Ben de Beyin Fırtınası'ndayım, çok mutluyum. Sen bayağı programımızın takipçilerindensin. Tabii takipçilerim dedim. Öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmek için çok doğru bir yayın olduğunu düşünüyorum. Hani sadece arkadaşım olduğun için değil. O yüzden de keyifle vaktim olduğu sürece Beyin Fırtınası'nı takip ediyorum. Aslında oyun oynamaya çok erken yaşlarda başladın. Ne zaman başladın? Hangi oyunlarla gitti bu dünya? Yani hatırlamak zor. Çünkü bu 80'lerin ilk yarısına tekabül ediyor. Commodore 64'lü hatta Atari'li yıllar. Ama o dönemlerde aklımda en çok yer eden oyun Meksiko 86. Dünya Kupası'nın futbol oyunu. Zaten bir futbol oyunu merakım var. Çok da severim. Onun ardından da onlarcası var tabii baktığın zaman. O Commodore 64 ve kafa ayar 1535 tape kafa ayarıyla başlayan dünyada yavaş yavaş işte 5 çeyreklik disketten Amiga'da küçük disketlere derken yavaş yavaş gittik o yolda. Konuşuruz zaten. Ya ben senin aslında tanımam gereken ama ilk olarak karşılaştığımız noktanın fotoğrafını birazcık getirtmek istedim. Burası İstanbul Erkek Lisesi. Ben o zaman öğrenciyim burada. Sen bir üniversite grubu solisti olarak buradasın tabii galiba. 1998 o zamanki yankı grubumuz. Daha sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde en iyi grup ödülünü de alacak. Onlarla beraber sanırım sizin okulda yaptığımız ikinci veya üçüncü konser o. Yıl kaç? 98. O konser 98. 1998. 24 sene olmuş. İddialı bir rakam. İddialı bir rakam. Gripi'nin kuruluşu? Gripi'nin kuruluşu 2000 diyebiliriz ama bugünkü kadrosuna geldiği yıl 2001. 2001. O da enteresan. Bronx'u biliyorsun. Tabii. 2000'deki beşlimizle Bronx'ta bir gece konsere çıkacaktık ki bu beşliden 3 arkadaşımız, öncelikle 2 arkadaşımız diyelim, ayrılmak istediğini beyan ettiler. Konser 3 saat kaldı. Biz de Evren'le apar topar Murat'ı aradık. Gelir misin? Gelirim. Şöyleydi, böyleydi. İşte davulcu yok. Oradan mekandan biri çıktı. Ben çalarım falan diye. O gece öyle atlattık. Ondan sonra Murat bize dahil oldu. Ertesi hafta İlker. Sonrasında da Arda ile 2001 yılında aslında Gripin dediğimiz grup toplanmış oldu. Arkadaşlar aboneliğiniz için çok teşekkür ederim. Daha dakika 5 Hype Train'i açtınız. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hayatımı değiştirdi dediğim bir oyun var mı? Hayatımı değiştirdi çünkü, dediğim oyun. Yani belki iş hayatını da etkilemiş olabilir, kariyerini etkilemiş olabilir. Ya çok fazla futbol oyunu oynadığını biliyorum. Onlarla ilgili de soru soracağım ama hayatımı değiştirdi dediğim bir oyun var mı? Bunu olumlu ve olumsuz diye ayırabiliriz. Küçükken oynadığımız her şeyi bir kere kendi adıma konuşayım. Hayata bakış açını da şekillendiriyor. Yani bunun içinde Heroes of Might and Magic de var. Age of Empires da var. Bunlar hakikaten düşünce şeklini değiştiren oyunlar ama pek de kimsenin hatırlamadığı bir oyun vardır. Rockstar Ate My Hamster diye. Komik bir oyun. Ekrana bakınız. Görseli geldi. Aynen. Burada bir müzisyenin menajeri ve plak şirketi olunuyor. Ben de bunu nereden bulduysam buldum. Senelerce oynadım. Çok keyifli bir oyundu. Bu olumlu yönde değiştirenlerden biri bu diyebilirim. Olumsuz yönde değiştiren, aslında olumsuz demeyelim ama çok fazla vakit harcatan oyunlar da var. Mesela Sensible Soccer. FIFA'nın foot modu. Yani en son ben kapattığımda ve artık bir ara vermeliyim dediğimde herhalde senede 2000 maç gibi bir rakam vardı. Şöyle bir dakikaya vurduğun zaman şok oluyorsun. Nasıl ya? Ben bunu nasıl yaptım yani gibi. 600-700 saatin net vardı. Tabii. Yani yanlış hatırlamıyorsam öyle çok yüklü. Ya bu da maç süresi bu arada. Foot'taki kartları bilmem ne. Onlar var, kart var, işte application'dan takibi var, ticareti var. Bir yandan evet kafa dinlendiren, bir yandan gerginlik yaratan ama çok fazla vakit alan bir durumdu. Ama keyif aldım. Hala alıyorum. Az önce yine 22'yi test ettik. Yani işte 22'yi test ettik. Aramızda bir beraberlik vardı. Allah'tan burada sayılmıyor. Kendi accountlarımıza girmedik ama arkadaşlar 2022'de Birol beni 4-0 yendi. Ama daha alışıyoruz. Alışıyoruz ama yani ben bu yenilgiden dolayı birkaç gün uyuyamayabilirim. Berk Gün selam söylemiş burada chatimizde bize. Ooo selamlar. Titan'a selamlar selam. Olsun. Biz seninle birlikte son birkaç senedir e-spor ve gaming üzerine çeşitli videolar izleyip onlar üzerinden yorumlar yapıp nasıl bir gelişim olduğunu özellikle müzik sektörü ve eğlence sektörü üzerinde hep sohbet ediyoruz.
müziğin e-spor ve oyun dünyasında nasıl bir katkısı var? Özellikle seninle LoL 2020 finali üzerine saatlerce yaptığımız, üzerine analiz yaptığımız konuşmalar var. Aynen öyle. Takeover üzerinden, o kampanya üzerinden konuşmuştuk. Bunu gördüğün zaman, bu sahneyi gördüğün zaman bir müzisyen olarak ne hissediyorsun? Nasıl bir evrime doğru hareket ediyoruz? Şimdi neresinde? Hadi müzik tarafından veya bu finalin organizasyonu ve görseli üzerinden başlayalım önce istersen. Dışarıdan bir göz olarak. Çünkü senin vasıtanla aslında ben bu dünyaya daha fazla ilgi duymaya başladım. Bir Rolling Stones konseri gibi. Prodüksiyon, ortam, her şey. Bu işin ne kadar değerli olduğunu, buraya ne kadar çok yatırım yapıldığını ve bunun gelecekte bugünden de çok daha büyük bir alan, market ne ise olacağını bize gösteriyor zaten. Sponsorları zaten hani görüyoruz. Markaları söyleyebilirsin problem. Tam olarak aşılama yapılan bir sponsor silsilesi var. Yanılmıyorsam değil mi? Louis Vuitton var. Louis Vuitton işte en büyük zaten kupanın Louis Vuitton olması çok ekstrem bir durum. Yani çok acayip bir yatırım var oraya. Çok erkenden bir marka bilinci kazandırma var herhalde. Çok büyüyecek. Öte yandan şuraya gelelim. Oyunların işte hızı, verdiği keyif. Bence şu an ne bileyim bir futbol maçından, burada Liverpool City maçını kastetmiyorum. Yani veya hani çok önemli Premier League maçlarından bahsetmiyorum ama bir Valorant karşılaşması veya bir LoL finali tabii ki çok fazla aksiyon, çok fazla hareket barındırıyor. Bundan sonra dönüp de şimdi ne bileyim 0-0'lık Galatasaray Gençler maçını izlemek çok bir keyif vermeyecektir gençlere diye düşünüyorum. Futbola ilgi bitmez ama azaldığı bir gerçek diye düşünüyorum bizim ülkemizde. Ya kesinlikle azaldığı gerçek ve özellikle baktığın zaman bu finalin içerisindeki prodüksiyonu, yapılan işleri gördüğünde acaba Grip'in bir gün e-spor gaming finallerinden bir tanesinde özel bir performans gösterir mi? Var mı böyle bir hayaliniz? Neden olmasın? İşte Imagine Dragons çok sevdiğimiz bir grup biliyorsun aslında tam da mevzuya oturan muhteşem bir şarkıları var. Türkiye finallerinde de sevdiğimiz arkadaşlarımız yer aldı. Yanlış hatırlamıyorsam işte Fatma ile Ferman sanırım vardı. Anıl Piyancı vardı. Anıl Piyancı vardı. Olur mu? Olur. Neden olmasın? Ona yakışır bir şey yapmak lazım. O heyecan, o duyguyu vermek lazım. Yani sadece o ortamın değil, oynayan oyuncuların yüzündeki ifadeler bize zaten her şeyi anlatıyor. Bir şarkıya yazarsak bir gün bununla ilgili oyuncuların yüzlerinden ilham alırız diye düşünüyorum. Çok güzelmiş. Bir top 5 istiyorum oynadığın oyunlarda. Ya bir ne? Zaman, çok zaman harcama hiç değil. Hiç zaman harcama olarak keyif. Değil. Yani keyif almak var bunun içerisinde. Bunun içerisinde hayatımı kararttı. Fut gibi dediğin hani FIFA kısmı var. CMFM serileri var. Sensible var. Başka oyunlar var. PlayStation'da oynadıklarım var. Gerçekten böyle bir top 5 yapsan. FM, CM zaten aslında hayat boyu devam eden bir serüven. Onu oyun diye düşünmek başka. Yani oyun oynarken bir de CM oynuyorsun gibi bir durum var. Yani arada biz FM oynuyoruz ama oyunda bu gibi bir durum var. Onları saymakla... Geceleri rüyasına giren oyunlar diye çok güzel diyorum. Süper. Onu oynadığın zaman o döner ya. Sensible yıllarca tabii ki rüyama girdi. Çok uzun süre oynadım Sensible Soccer'ı. O dönem tabii böyle bir e-spor durumu yok ama bizim de mahalle turnuvaları o... Ne derler? Disket çekim dükkanlarında mahalle turnuvaları olurdu. O yüzden Sensible beni çok etkileyen oyunlardan biridir. Heroes of Might and Magic 3, FRP dünyasıyla tanıştırıp daha sonra masa üstüne giden yolculuğumda çok önemlidir diyeyim sana. Yani etkileyici futbol oyunlarından, ya FIFA'yı ayrı bir yere koyayım yine FIFA'da var bu işin içinde. Uzun yıllardır zaten piyasanın baş aktörü benim için. FIFA mutlaka rüyama girer. Çok eski bir oyun vardı. Onunla çok uğraşırdım. Street Road 2 diye. Arabayı yaptın. Evet, arabayı gazetelerden parça toplayıp ama dediğim herhalde 80'ler falan, 80'lerin sonu bile olabilir. 80'lerin sonu olması lazım. Street Road 4 de çıktı galiba hatta ondan sonra. Ben 2 ile çok eğleniyordum. Bir garajın içinde araba alıyor, arabayı satın alıyorsun. Lastiklerini, motorunu, işte V8 motor koyuyorsun. Evet. Gearini değiştiriyorsun. Bütün hedefin The King var. Ya Shelby'si vardı ya Stingray'i hatırlamıyorum. Onu geçmek ama çok zor yani. Ben geçebildiğimi hatırlamıyorum da çok uğraşırdım onunla. Çok hoşuma giderdi oradaki o arabayı upgrade etme. Belki de ilk araba upgrade oyunu. Olabilir. 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 Hatırladığım kadarıyla. Başka ne sayalım? Çok var da. Hiç gördüğün gibi böyle çok fazla mesela Counter Strike'ı da sayayım. Çünkü o internet kafe döneminde
ziyadesiyle cuma akşamları. Vay, bizim çok enteresan. Cuma akşamları oynadığımız. Hala FPS oynuyorsun ama. Oynuyorum ara ara. O zaman Game Show dergisi vardı. O ekiple beraber, hepsi şahane insanlardır. Onlarla beraber onların Beşiktaş'taki yerinde cuma gecelerini önce Counter'la sonra Delta Force'la kapatırdık. Hadi böyle bir beşleme yapmış olayım ama bu çok değişir tabii. Yani, şu anda ne var mesela en son dönemde oynadın? En son biraz uzaklaştım. FIFA var. Ara ara oynadığımız. Ama onun dışında Oculus durumu var tabii. Oradaki bowling oyunu, masa tenisi ve tabii ki Star Wars. Çok acayip. İnsan kendini ara ara Jedi gibi hissediyor. Şahane bir platform. O nereye mobil edeceği... oyunlarla çok alakan yok ama anladığım kadarıyla. FM var. FM'yi hala oynuyorsun. FM var her zaman. FM cepte. Bir kere onu cebe alalım. Daha kolaylaştı artık uğraşmak onları o şekilde. Öyle. Ama pası alıyor. Yani mobil diye FM bayağı. FM yani. Twitch takip ediyor musun? Yoksa izlediği yayıncılar kimler diye soruyor. Ben özellikle kendine müzisyenle olan izlediğimiz hikayeyi senin anlatmanı isterim. Çünkü o çok ilginç bir yayında aslında. Denk gelin. Evet canım. Direkt izlerken arkada bizim şarkıları görünce vay dedim, şahane kardeşim. Allah razı olsun, süper. Takip ediyorum. Etmeye çalışıyorum. Tabii beyin fırtınası başta olmak üzere diyeyim. Çok enteresan oyunları da takip ediyorum. Mesela Ultima Online. Onu saymayı unuttuk ama o da hem uzun zamanlarımızı alması, hem müthiş keyifli bir oyun olması, hem işte Second Age'in tam birebir yansıması olması, bir de üstüne o zamanki internetin telefon ile çalışmasından sebep, telefon faturalarından dolayı asla... Kartı arıyorduk değil mi? Evet, asla unutamadım. Bunlardan biridir. İlk faturayla herkes Ultima Online'ı nasıl oynadığını hatırlamıştır saatlerce. Bence öyle. O zaman çok acayipti. Tabii nereden nereye de gelmişiz, öyle düşünmek lazım. Senin MSG'de bir görevin var. Çok kısa MSG'yi de anlatmak istiyorum. Blockchain ve NFT'den sorumlusun. Sence bu ikili oyun ve müzik dünyasının yeni partnerleri mi? Şimdi MSG nedir? MSG bizim sektör için önemli meslek birliklerinden biri. Müzik Eseri Sahipleri Grubu Derneği. Yani söz yazarlarının, müzik yazarlarının üye olduğu, onların haklarını koruyan, onların teliflerini toplayan bir dernek. Birlik. Bunun gibi MESAM da var. Komşu Haklar dediğimiz yapımcı ve yorumcular için de birlikler var. Ben de burada yönetim kurulundayım. Evet, dediğin gibi o konularla ilgili öğrenmeye çalışıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Sektörümüze dair neler olabilir hayal etmeye çalışıyorum hepimiz gibi. Nereye gidebileceği ya da ne kadar iyi bir yere götürebileceği bu dünyayı veya ne tarz bir olumsuzluk oluşabileceğine dair düşünüyorum, takip ediyorum. Senin gibi yine. Ne olabilir? Benim görüşüm, dijital olarak sayılabilen bütün ürünlerin bir gün, bir noktada, bir şekilde halka açılmasına sebebiyet verebilecek bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Blockchain ve beraberinde NFT veya DAO dediğimiz sistemlerin. Ama tabii bunun için önce bütün dünyada hukuki bir altyapı gerekiyor. Bunun için de bence hazırlıklar var. Zaten Ripple'ın davası devam ediyor. Ondan sonrasında durum daha da netleşecek. Şu anda %50-50'lik bir ne derler şeydeyiz herhalde. Terazideyiz. Kafa yoruyoruz. Müzikle ilgili de oradaki konserlerden gelebilecek olan telifler, oradaki hakların korunması gibi konuları düşünüyoruz hep beraber yönetim kurulu olarak. Sadece biz değil, bütün Türk müzik dünyası ve birlikler bunu düşünüyor. Bununla ilgili çalışıyor. Biliyorsun ufak bir yatırımımız da var. Evet, Other Side Talents'a beyin fırtınasıyla birlikte destek olduk. Sen de bu arada destekçileri arasındasın. Aynen öyle. Hatta şunu hatırlatacağım. Arkadaşlar, bugün programda yaptığınız yorumların screenshotlarını alıp Twitter'da bizim sorumuz üzerinden paylaşırsanız, chat'e şu anda linki gelecektir arkadaşlarımızdan. Paylaştığı SS'ler üzerinden bir rolla birlikte seçeceğiz. En keyifli olan SS'i alıp bir adet Other Side Talents NFT hediye edeceğiz. Ciddi bir fiyatı var. PNL'i gayet güzel gidiyor. Bir anda seni gençleştirdik. Bugün Z jenerasyonunun bir bireyi haline geldim. Hayatının ne kadarı oyunla geçerdi? Z jenerasyonu ciddi anlamda böyle rahatsız yaşadığı yaşamdan, eğlence kısmında, özellikle pandeminin de 2 senedir hayatımızda olmasıyla birlikte ciddi anlamda daralmış gözüküyor eğlence sektörü anlamında. Ne kadar hayatını oyununa geçirdin, nasıl farklı bir hayatın olurdu? Ben ne jenerasyonuydum bilmiyorum ama aslında zaten çılgınlar gibi oyun oynuyordum. Fakat
şöyle bir fark vardı. Sadece ekran başında değil, aynı zamanda toz toprak içinde öyle alanlar vardı. Ben Levent'in ortasında büyüdüm ama bayağı 2-3 tane toz toprak tepemiz var. Orada yani futbol da dahil bir sürü oyun oynayarak büyüdüm. O dengeyi sağlayabildim. Z kuşağında olsam çevresel faktörlerle de beraber ben o dengeyi büyük ihtimalle sağlayamazdım. Sabahtan akşama kadar FIFA oynardım diye düşünüyorum. Üf. Çılgınlık. Z jenerasyonu oyun oynamaktan çok fazla yoruluyor vesaire dedikleri için başı da ağrıyor dediler. Bir hediyemiz var sana. Küçük bir hediyemiz var. Fidancığım. Ay. Sen mi hazırladın hediyeyi? Ay çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Kameraları da gösterelim. Buyurun. Hediye neymiş gösterebiliyor muyuz? Yakından tabii. Alabiliyor muyuz? Şöyle seri gösterebilirsin. Seri ve tam tesiri sebebiyle halkın elinden düşmüyor diyor. Buyurunuz. Çok teşekkür daima ediyorum. Daima gripini arayacağız. Senin evine de küçük bir hediye olarak fidancığımızın süper. Ay çok yaratıcılığıyla. Şahane. Kurşunu şöyle mi koysam şimdi? Buyur dilediğin gibi koyabilirsin. Güzel, çok güzel. Çok ya, teşekkür ederim. Yani. İnce program, beyin fırtınası. Beyin fırtınası ince bir program. Özellikle e-spor dünyasına ve gaming dünyasına insanların hakim olmadığını düşünüyorlar. Özellikle 30'lu 40'ları yaşları geçtikten sonra spor dünyasından da uzaklaştığını, eğlenceden de uzaklaştığını söylüyor ama dünya böyle değil. Dünyada çok dolaşan, çok fazla konser veren de bir grupsunuz. Ne farklılık görüyorsun Türk gençleriyle birazcık daha yurt dışındaki gençleri karşılaştırdığında? İnternet, bütün bu mevzular etkileşimi arttırıyor. Bu bir gerçek. Türkiye'de sanırım gitmediğimiz 4 şehir kaldı. Ve o genç jenerasyonun gözündeki o heyecan, o konserlerde aynı şarkıların aynı yerlerinde aynı motivasyonla verdikleri enerji hiç değişmiyor. O yüzden aslında tartışılan birçok konunun çok dışındalar ve onların Türkiye'si olduğunda ki yaşları da ilerliyor, hem seçecekler hem seçilecekler. Ben çok başka bir dünya, Türkiye'de olacağımızı düşünüyorum. Çünkü bambaşka dertleri var onların. Yani bizim geçmişten sırtımıza taşıdığımız öyle olduydu, böyle olduydu gibi dertlerden ziyade başka dertleri var ve yaşamak istiyorlar. Dediğin gibi dünyadaki diğer yaşıtlarıyla aynı şartlarda savaşmak istiyorlar. Bu sadece Valorant ve LoL için değil. Yani o bir Fender çalıyorsa burada adamın derdi de bir Fender gitar almak. O farkların kapanması lazım. Bu dünyada da böyle aslında. Hani çok zenginle çok yani ne derler? Gelir farklılıkları. Gelir farklılıkları inanılmaz. Biz de biraz daha ekstra tabii. Ama umut var. Her zaman da olacak. Ben çok umutluyum. O gençleri konserlerde görüyorum. Göz göze geliyoruz. Arada konuşuyoruz. Fotoğraf çektirirken veya işte bir yerlerde karşılaştığımızda. Hepsi zehir gibiler. Çok başka dertleri var. Çok başka şeylerden konuşuyorlar. Ben bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Yeter ki tabii ki biz onlara veya yol açabilenler evet yol açabilsin. Özellikle e-spor, gaming, oyun üretimi, mobil oyun üretimi, yazılım. Bunlarda bizim çok büyük avantajlarımız olduğunu düşünüyorum ki zaten biliyorsun beraber tanıdığımız. Aynen. Çok başarılı Evrenler. Evrenler, Tiramisu olsun işte. Eski bir Gripin grubu üyesi aslında şu anda bir oyun yazılımcısı. Tabii, oyun tabii. Geliştiricisi. Aynen. Tiramisu'nun ortağı Driftmax. Onları mesela en sevdiğim oyunları. Mesela onu oynadım. Çok oynadım. Çok keyifli. Ama yine bu yurt dışına gitme dalgasından dolayı yazılımcı bulmakta problem yaşıyorlar. Çok ciddi anlamda problem. Bu genel bir problem sanırım. Yine de ben güzel olacağını düşünüyorum. Tabii ki Can Sanay trollüğünü yaptı. Ne yaptı? Black söylesin diyor. Yani senden şarkı istiyor ama sana şurada Black söyleyip dizlerin üzerinde yere şey yapıp mikrofonla şarkı söylemeyi istiyor. Nereden trolleyecek diye çok merak ediyordum. Buradan tabii trolledi. Tabii ki Black'ten trolledi. O turuncu kazağını bir gün gönderirse ben de onunla bir Black söylerim. En son boynuna yılan yollamıştı. Evet, evet. Aynen öyle. Neyse Connecticut'a sevgiler. Connecticut'a sevgiler. Kendisi de programımıza katılmıştı. Ben şunu mutlaka istiyorum senden. Can Türkiye'ye geldiğinde hep birlikte bir FIFA oynayalım. Oynayalım. R&B hip hop dinliyor musun? Şu anda en fazla Spotify listelerine bakıldığında Türkiye'de dinlenen gruplar daha çok hip hop R&B'ye doğru kaymış durumda. Ve ilginç olan durum da şu. Ülkelerdeki
demokratik ortam ne kadar düşükse o ülkedeki dinlenen müzik R&B hip-hop'a kayıyor. Ne kadar özgür bir ortam varsa o ülkelerde dinlenen müzik rock ve metale doğru kayış yapıyor. İskandinav ülkelerinde en çok dinlenen müzik hala rock ve metalken özellikle protest müziğin önde olduğu yerlerde R&B ve hip-hop Spotify listesinde en üstte. Bunu nasıl demografik olarak baktığında, sosyolojik olarak baktığında nasıl görüyorsun? Süper tespit. Aslında bu bence yıllar içinde de değişmiş. Yani aslında rock da bir dönem bir protesto müziği olarak doğuyor. 8 rock mı diyeyim? Hadi evet rock and roll diyelim. Hadi. Hatta o hikayeler ta caza, blues'a, Afrika'dan göçen siyahilere kadar gelir. Onların taşıdığı çalgılarla. Hep bir protest hali var. Ama o müzik belli bir noktaya geldikten sonra o müziği yapanlar da herhalde o doygunluğa ulaşıyor. Popülerleşiyorlar. Ve yerine başka bir müzik geliyor. Mesela rap geliyor. Sokaktan geliyor çünkü. Mesela arabesk geliyor. Sokaktan geliyor. İşte bugün hip hop dedin, R&B dedin. Türkiye'de yine derinden geliyor. Onların dertlerine tercüman olduğu sürece de bu müzikler, bu bir görev değil tabii ama o yolda devam ediyorlar. Ama sonra bir şekilde bir değişim yine oluyor. Santiago Munez'ine sormuş, albüm çalışmaları var mı? Yeni bir şarkı gelecek mi? Yani yaza doğru bir şeyler var mı? Var var, yeni şarkılar var. Üç tane var. Bir tanesi bir genç bir grupla düet. Bir cover, bir de kendi şarkımız var. Ama albüm yok ya. Artık albüm değil, değil mi olay? Bence değil. Çünkü yani albüm yaptığımız zaman 10-12 şarkı yapıyoruz. 2 sene emek harcıyoruz. Sonunda da bazı şarkıları ister istemez gereken promosyonu sağlayamadığımız için pazarlama masrafları çok tabii, daha yüksek oluyor. Yani bana sorarsan bir şarkının iyi olması, o şarkının insanlara duyurulabilir seviyeye çıkmasındaki etkisi %40'ı geçmez. Gerisi PR şu an. O yüzden de değer vermediğin, üzerine para harcamadığın, emek harcayamadığın şarkılar da çöp oluyor. Albüme de gerek yok. Tek tek böyle şimdilik atıyoruz. Ama bir tane var öyle bir proje. Albüm dediğim bizim B-Side'lar dediğimiz. Daha önceden yaptığımız ama çok üzerine işte yine PR yapamadığımız veya ya keşke bugün başka türlü düzenleseydik dediğimiz şarkıları bir albüm altında toplayacağız. Çok güzel olur. Onu da böyle Bronx gecesi gibi bir gecede tanışsanız falan. Ne güzel olur. Bir altın kelebek almak lazım abi diye bir yorum var. Çok 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 doğru bu arada. İnce görünmüş bir yorum. Tolga'nın sorusu çok hoşuma gitti. Biz 82 jenerasyonuyuz. 90'larda Bronx'larda Grip'in şarkılarıyla büyüdük. Bugün 2000 doğumlular Grip'in şarkılarını dinliyorlar. 80, 90 ve 2000 doğumlara Grip'in müziği sevdirmek nasıl bir duygu? Muhteşem bir duygu Tolga. Yani bütün mesele aslında zaten bizim hissedip uydurduğumuz, tam olarak böyle uydurduğumuz, birleştirdiğimiz şarkıların insanların hayatlarında soundtrack olarak yer alması. Bunu böyle farklı jenerasyonlarda görünce, ne bileyim 35 yaşındaki bir babayla 10 yaşındaki oğlunu bizim konserde görünce ben aşırı mutlu oluyorum. Bunun tabii ki daha farklı versiyonları da var. Arkadaşlar, Grippy'nin 2011 Rock and Coke'undan bir görselimiz var. Sağdayım ben, Altrol Can solda duruyor ve sen arkada, biz en öndeyiz, seni dinliyoruz. Çok sıcaktı. Aşırı sıcaktı, çok iyi hatırlıyorum. İnanılmaz sıcaktı, öğlen saatlerinde çıkmıştık çünkü. 2011 miymiş? Vay 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 vay. 11 yıl ha? 11 yıl olmuş. Şahane fotoğraf, şahane. Harika bir konserdi bu. Çok keyifliydi. Yani en son Rock and Coke'dan bir önceki bu. Evet. Sonra line-up da güzeldi. Yani. Line-up da. Muse o sene miydi? Muse o seneydi diye hatırlıyorum. Gittiğin en güzel 3 konser desem, festivalden daha böyle şey yaptım. İzlediğin mi? İzlediğin. Kimi izlemekten gerçekten ilham aldın? Nick Cave konseri. Nick Cave ne zaman? Ne zaman? Valla harbi açık hava ama. Herhalde 2013-2014 müydü hatırlamıyorum. Çok eski değil ama çok etkileyici bir konserdi bence. Benim için. İstanbul'daki İnönü Stadı'nda acayip konserler olurdu. Ahmet San sağ olsun. Ve bu konserler önce Michael Jackson'la başladı ama Michael Jackson İstanbul'a gelmesine rağmen hastalığından dolayı sahneye çıkmadı. Sonra geldi. Neyse, bu konserlerden
Benim ilk gittiğim konser olan Guns N' Roses konseri çok acayip. Çünkü çok acayip bir tecrübeydi. Stad konseri. İnönü Stadı. Çılgın bir kalabalık. Herkes aynı kıyafette, aynı kafada, aynı janrada, yani birebir görüyorsun. Çok acayip bir deneyimdi benim için. 40 bin, 50 bin kişi. Onun dışında Gakko da... Gakko Paşa en sonuncusu 2018 Küçük Çiftlik'teydi diyor. Ona da gittim ama bir önceki Gakko'cum daha eğlenceliydi benim için. Ve tabii Leeds'de gittiğim Pearl Jam konseri de. Ki o da çok güzel bir festivaldi. Bak bunu kıskanırım. Yalan yok. Yani. Canlı izleyemedim. Benim öyle bir eksikliğim var. Diğer ülkelere baktığımızda diğer ülkeler çok fazla yurt dışına müzik ihraç edebiliyorlar da biz Türkiye'den de müzik ihraç etmek konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Nasıl değiştirebiliriz bunu? Beyin fırtınasında hep çözüm üreterek cevaplamamızı istiyoruz ya. Sence bir çözümü var mı bunun? E-spordan önce müzikten başlayalım. Mesela bir K-pop gerçeği var değil mi? Kore aslında benzer zamanlarda, benzer şekillerde yeni bir yola çıkan ülkelerden bir diğeri ve bir K-pop gerçeği var dünyada. Demek ki bu olabilir. Yani bu olamayacak bir şey değil. Yani bir K-pop furyası veya bir Turkish pop neyse adına konacaksa öyle bir furya yaratmaktan bahsetmiyorum ama en azından çok değerli İngilizce müzik yapan dünya starları çıkarabiliriz. Yani dünya starı ne kadar var dünyada bu ayrı ama hani ne bileyim daha büyük yıldızlar çıkartabiliriz. Bu olacak da ama bunun için yine bir kafa rahatlığı lazım. Yine bir ekonomik rahatlık lazım. Yine aynı imkanlarda savaşmak lazım. Ne bileyim Valorant'taki silahlardan hadi sen örnek verirsin bunu. O adam iyi bir enstrüman, iyi bir plugin, iyi bir bilgisayarla bu işi yapıyorsa aynı şartlarda yarışması lazım. Oraya yaklaştığında eminim ki çıkanlar var daha da iyileri çıkacak. Çünkü dünyanın en iyi müzik okullarında okuyan benim çok sevdiğim arkadaşlarım bir yana her sene oraya giden Berkeley'den mezun olan çılgın tüpler var. Sadece Berkeley'de değil. Birisi, yani ya aslında en iyisinden mezun olan. Evet ve var. Yani bizde bu yetenek var. Bizde bu kültür var. Bizde bu kafa var. Ve bu da olacak. E-spor için de herhalde aynı. Sporda da çok eksiyiz. Evet mevzular geçerli olur diye düşünüyorum. Unutamadığın oyun müzikleri var mı? Var. Çok enteresan. İlk galiba 98'de bu müzisyenlerin soundtrack yapma olayı ilk veya ilk olmaya da bilir ama ben 98'de kaldım çünkü Bad Now aynen, başladı. Neydi? Chambawamba ama şarkında neydi? Gökay birazdan yazar şarkının ismini. Top Thumbing. Olabilir mi? Mutlaka şey. Gökay izliyordur az önce yazar. Ben ondan hiç unutma. Bir kere zaten FIFA 98 önemli bir oyun. 6'e. Aynen. Bir son hareketi yapıyordun 6'e ile. Onu hatırlıyorum. Çok önemli bir oyun bence. Tekrar PES'e dönmeden önceki Winning Eleven son iki oyun diyeyim. Sonra 2008'e kadar galiba ben tekrar Winning Eleven'ci oldum ama sonra bir kez daha FIFA'ya geri döndük. O önemli bir şarkı. Onun dışında zaten aslında küçükken oynadığımız o 8 bitlik, 16 bitlik. Gökay onayladı bu arada. Onayladı mı? Onayladı. Bravo. Teşekkür ederiz Gökay. O Amiga ve Commodore oyunlarının müzikleri zaten çok acayipti. Yani 8-16 bit. Ama imkan o bir anlamda. Herhalde o FIFA 98 diyebilirim bak. Benim için de FIFA 98 ya bir her sene hatta hatırlar mısın bilmiyorum 2008'lerden itibaren FIFA'nın içerisinde çıkan müzikler o senenin müzik piyasasına tabii ciddi anlamda etki ediyordu. Tabii. Dinlenirliğine de etki ediyordu. Çünkü o zaman Spotify gibi yerler olmasındansa daha çok albümün alındığı ya da işte torrentten şarkıların indirildiği MP3 olarak dönemlerdi hatta, aslında. Hatta yanılmıyorsam Manga'nın bir şarkısı FIFA soundtrack'ına yer aldı. Hatta Madrigal de galiba geçen sene FIFA'ya girdi gibi bir şey hatırlıyorum ama tam emin değilim ama olabilir. Yani var. En azından oralardan bir şekilde giriyoruz. Bu güzel bir şey. Programın klişe soruları var. Klişe soruları kısmına geldim. Hayatındaki en büyük fail'ın ve success anlarını düşündüğünde hangileri var? En büyük fail'ımı söyleyeyim. Çok en büyük fail demeyeyim de aklıma gelen ilk fail. Hadi iki tane söyleyeyim. Bir tanesi çok fazla konser yaptığımız bir Mayıs ayının son konserinde artık sonuçta bu da kas. Ne kadar dikkat edersen et bir noktada yoruluyor. Ya Eskişehir veya Ankara'ydı. Seyirciyle beraber bitirebildiğimiz bir konser vardı. O mesela çok kritik bir andı benim için. O günden sonra
Hem daha fazla dikkat hem de ona göre planlamaya döndük. Bir diğer fail da ben okulu hep uzatıyordum ama tabii işte evde öyle bir konu yok. Bitiriyor musun? Tabii yapıyorum. Bitiriyorum. Aa, çok iyi gidiyor falan. Bir gün babam Hürriyet gazetesinde o zaman Hürriyet'e bir kağıt gidiyor. Oğlunuz okuldan atıldı diye. Babam bir hışımla beni arıyor. Ne oldu? Ne yaptın? Olaylara mı karıştın? Öyle mi yaptın? Böyle mi yaptın? Nedir bu? Sağcı mısın? Solcu musun? Ne yapıyorsun ha? Yok baba dedim ya. Parayı yatırdım da dekontu götürmedim. Bütün mesele bu ama adam o kadar sinirlenmişti ki benim için yani bu kadar basit bir şeyi yapmayıp küçük sorunların ne kadar büyük sorunlara yol açabileceğini gördüm bir andı. Ondan beri de bugünün işini yarına bırakmam yani. Bu başka bir yerde yayınlanıyor mu diye sormuşsunuz arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Programımızın çıtır özeti yarın yayınlanıyor. Aynı şekilde full versiyonda yakalayabilirsiniz. Çıtır özet. Çıtır özet kelimesini seviyorum. Hatta arkadaşlarımız şu anda çalışıyor. Geçmiş programları hızlı şekilde izlemek istiyoruz diye yorumlarınız vardı. Kısacık diye bir formatla birlikte programlarımızın 3 dakikalık ve 5 dakikalık versiyonlarını da özellikle bu programda da çıktı. Özel anları, o klip aldığımız anları birleştirerek daha rahat izlenebilir, geçmiş programlardan da feyz alınabilecek şekilde sizler için hazırlıyoruz diyorum. Dur sana success anı da söyleyeyim. Success anına geldik. En büyük yani gripin de olabilir, bu kişisel de olabilir. İlla şey olarak düşünmene gerek yok. Valla gripin. Sonuçta benim hayatımın yarısı gripin. Sadece bir grup paydaşlığı değil o, kardeşlik. O yüzden en önemli şeylerin neredeyse tamamını gripinle yaşadım. İlk Amerika turnesinde ilk sahneye çıktığımız an nedir o? Amerika'yı keşfetmiş gibi hissettik yani. O çok acayip bir an. Oraya gelebilmek değil mi? Tabii yani oraya gidip o hani bir oraya gelebilecek noktaya gelmek, orada seyirci toplayabilmek bizim için hani bir çok büyük bir soru işaretiydi. Sonra 5 tane daha yaptık çok şükür. O çok acayip bir andı. Toplam 6 turneniz var. 6 turnemiz var. Yani çok acayip, çok şaşırtıcı. Yani düşünsene 20 yaşındayken benim hayalim ya da 16 yaşındayken abi apartmanda çok sevdiğim bir kız var. Hadi kız tavlamak için müzisyen olalım noktasından ne bileyim bir 10 sene 15 sene sonra profesyonel bir şekilde Amerika'da çalabilmek. Aynen veya işte Kopenhag'da meydanda çalabilmek. Tivoli. Ya bunlar inanılmaz şeyler. Hep hızlı gittiği için bunları çok düşünemiyordum. Ama pandemide durduk ya. Bütün bu film geçti gözümün önünden. Vay be dedim. Peki pandeminin etkisi sanatçıların üzerinden geçebildi mi? Pandemide en fazla etkilenenler herhalde sanat icra edenler. Çünkü o sanatını NFT'yi kenara koyuyorum. Sanatını seyirciyle ve takipçiyle buluşturabilmekte çok ciddi anlamda zorlandılar. Çok. En çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini düşünüyorum. Maddi olarak da manevi olarak da. Yani 2,5 sene işsiz kaldık aslına baktığın zaman. Ve işimiz de insanla, enerjiyle karşılıklı alışverişle alakalı. Onu yaşayamamak çok acayipti. Ya manevi kısmı, daha doğrusu akıl sağlığını koruma kısmı çok daha zordu. Çünkü ne olursa olsun ya ben çok öyleyim böyleyim egosuzum öyle bir dünya yok. Oraya çıktığın anda o alkışa alışıyorsun. O artık doyuruyor senin içinde var ve o olmadığı anda şaşırıyorsun. O yüzden hiç kolay olmadı ki. Bir de bunun maddi kısmı var. Biz yine tutumlu normal yaşayan insanlarız biliyorsun. Hani grup olarak şey yaptık ama çok arkadaşımız, çok dostumuz, çok büyüğümüz, çok kardeşimiz, çok zor zamanlar geçirdiler. Bu noktada bu telifin ve meslek birliklerinin de önemi var. Zaman makinesi karşında nereye ışınlanırdın? En başına. Çünkü yaşadığım hayatı o kadar çok seviyorum ki baştan aynısını bir kez daha yaşamaya razıyım. Ne kadar kendinle barışıksın ya. Gerçekten her şeyden o kadar keyif aldın mı? Almasam da aldım. Çünkü yolun kendisi güzel. Yani yol evet öyle böyle ki çok şükür benim yolum çok da problemli bir yol olmadı hiçbir zaman. Ama yolun kendisi çok keyifliydi. Umarım herkesin hayatında böyle olur. Bu bence çok önemli bir duygu. Müzik dünyasında nereye ışınlanırdın? Neyi görmek isterdin? Göremediğin de olabilir ya da fırsatını bulamadığın da olabilir. Ya bir kere her şeyden önce mutlaka bir 68 kuşağının o cıvıl cıvıl olduğu, o protest olduğu dönemde bir ana gitmek isterdim. O kesin. Onu yaşamak isterdim. Bir de 80'lerin çok çılgın bir dönemi var tabii.
küçük kötü sahne ışıkları ama acayip bir enerjisi olan sahneler. Disco. Disco da diyebiliriz işte, ne bileyim o zaman o Depeche Mode konseri falan, o tarz veya hadi o biraz asla daha... gelemediler. Asla gelemediler. O tarz bir şey yaşamak isterdim. Bir de bir daha herhangi bir kayıt unsuru yokken, yani Mozart'ın veya Beethoven'ın yaşadığı bir dönemde öyle bir ortamda bulunup canlı dinlemek isterdim. Viyana'da bir konser alanına. Yaklaşık 5 aydır bu programla ilgileniyoruz ve yapmaya çalıştığımız şey aslında hayatı gaming ve esporla birlikte ve dijitalle birlikte bağlayarak herkesin izleyebileceği bir program yaratmak. Nasıl görüyorsun dışarıdan baktığında? Eleştirilerin de olabilir, yorumların, fikirlerin de olabilir. Mikrofonu alıp burada şarkı söyleyeceğim, program yapacağım diyebilirsin. Burası tamamen açık bir platform ve hem eleştirdiğimiz yapıcı anlamda hem de pozitif üzerinden konuşup hayal kurabildiğimiz bir program hedefliyoruz. Nasıl bakıyorsun dışarıdan incelediğinde? Ben biliyorsun bu yola girmeden önce de çok fazla konuşmuştuk. O zamanlarda beraber konuşurken kafamda oluşan şeyin çok üzerinde bir emek, çok üzerinde bir yapım var şu an. Bu e-spor büyük, daha da büyümesiyle beraber çok acayip bir noktaya oturacak diye düşünüyorum. Beyin fırtınası e-spor dünyasının bir mihenk taşı olacak diye düşünüyorum. Her gün üstüne koyuyorsunuz. Her anlamda, tecrübe, fikir, akış anlamında. Ben çok umutluyum. Daha doğrusu bana umut veren şeylerden biri beyin fırtınası. Benim gibi çok da işin içinde olmayan, uzaklaşmış insanlar için de dili çok rahat anlaşılabilir. Yani chatten daha rahat anlıyorum programın içeriğini. Chat için biraz yaşlandım. İkonlar için. O yüzden çok uzun soluklu olmasını diliyorum. Çünkü eminim ki çok acayip bir boşluğu dolduruyor. O boşluk giderek büyüyor. Beyin fırtınası da büyüyecek. Çok teşekkür ederim geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. En yakın zamanda seninle tekrardan özellikle futbola, futbol tarihi oyunları üzerinden konuşmak. Futbol oyunları tarihi. Futbol oyunları tarihi üzerinden konuşmak ve seninle FIFA oynamak çok istiyorum. Ben de öyle. Arkadaşlar, Beyin Fırtınası TV yarın saat 18'de Bulsara ile birlikte bu programın çıtır özeti ve gündemdeki konularla devam edecek. Ayrıca MSI ile ilgili özel bir programımız olacak ve yakın zamanda yine FPS oyunları ile ilgili ek bir programla birlikte devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Programda attığınız yorumların esesini alıp Twitter'dan bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Otherside Talents NFT'lerden bir tanesi sizlere hediye olarak gelebilir. Sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Birolcuğum çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye.